Selamun aleyküm. Merhaba güzel yurdumun güzel insanları. Merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çayımız hazır mı? Çekirdekleri aldık. Harika bir yayın başlıyor. Koltuğa yayılın kardeş. Fakir geldi. Yayınımızı şuradan beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Haberler gelsin. Kahramanmaraş'tan sizden Konya'ya selam olsun. Konya sarayından Emre Çalıcı, Ahmanıncan, Emre Oral, Serhat Eken ve Nazım Sarı'ya selam olsun. Lüfus kişi mürtü olan yesefum bir daha kini veren Roma Yavrum Avcı. Ayavrum Konya Vası Bosun Dayvası. Şahın Hıcısı'na verme zamanı bu deliği vurdurur. Biz kazanırsak Gazze kazanacak. Gazze'deki Müslümanlar, Gazze'deki çocuklar, Gazze'deki halk kazanacak derken arkadan gemilerle 21 ton bor göndermişler. Evet arkadaşlar, gidip Starbucks'ların önünde vatandaşı rahatsız edenler, sözde Süslümanlar, oradaki vatandaşlara burada kahve içerek İsrail'e destek oluyorsunuz diyenler, hadi götünüzü göreyim, hadi götünüzü göreyim, reisinize de aynı tepkiyi gösterin. Reisinizin yönettiği sözde Erdoğan, İslam'ın son sancağıymış, İslam'ı tabii dalgalandırıyormuş. Erdoğan'ın ülkesinde Erdoğan Müslüman lider Türkiye'yi yönetirken, İsrail Gazze'ye zulmediyor, arkadan gemilerle 21 ton bor gönderiliyor. Gazeteci Metin Cihan'ın haberini okuyorum arkadaşlar. Belgeleriyle, delilleriyle tarihine varana kadar hangi şirket? Etimaden, Varlık Fonu. Başında kim var? Erdoğan. 21 ton bor. Bu asitmiş bu zımbırtı. Bunu İsrailli şirkete gönderiyor. İsrailli şirket de İsrail devletiyle, İsrail askerleriyle çalışıyor. Ya. Ne demişti zamanında bu Cem Küçük? Cem Küçük müydü lan? Cem Küçük'tü galiba. Ya biz İsrail'e dikenli tel vermiyoruz. Bir tel veriyoruz, dikenini İsrail takıyoruz. AK Parti tel satıyor. Bu büyük şirketler tel satıyor. Telleri diken tel kendi yapıyor. Bakın bir şey diyeyim. Amerika Birleşik Devletleri İran'la kavgalıyken, İran el altından kontra skandalında silah satmadı mı? Yani İran'la savaşırken, İsrail şeyle savaşırken. Şimdi bu doğrudur anlamında söylemiyorum. Şimdi gidip Starbucks'ın önünde vatandaşı rahatsız edenler, buyurun hadi. Hadi götünüzü göreyim. Hadi liderinize, Erdoğan'ınıza da iki laf çift söz söyleyin. Hadi. He, yemez değil mi? Göt ister değil mi? Adam sizi Silivri'ye atar değil mi? Sürüm sürüm süründürür değil mi? Nerede sizin Müslümanlığınız? He? Allah Allah diyordunuz. Allah öbür tarafta cehennemde çatır çutur yakacak diyordunuz. Ne oldu? Bir anda Erdoğan'ı görünce hepiniz Müslüman oldunuz. Sokaktaki sıradan vatandaşa geldiği zaman hepsi başımıza Müslüman kesiliyor. Erdoğan'a geldiği zaman da ne oldu oğlum, hadi. Hadi. Hadi götünü göreyim. Hadi. Ey yavrum ey. Ne diyorum? İnadına İsrail. Ne diyorum? İnadına Starbucks. Reklam verin lan. Ya ey yavrum ey. Yarasın. Önce kendi söküğünü dikeceksin. Önce kendi insanına sahip çıkacaksın. Önce kendi ülkendeki zulmü göreceksin. Önce kendi ülkendeki çoluğa çocuğa sahip çıkacaksın. Ondan sonra git Filistin'e sahip çık. Kendi ülkesin, bak acı olan ne biliyor musun? Bir başı açık kadının Filistin için feryat edip kendi ülkesindeki başı açık kadına zulmedilirken bunu görmemesi. Bir başı kapalı kadının, tamam mı, Filistin için feryat edip oradaki çocuklar için ağlayıp kendi ülkesindeki başı kapalı insanlara yapılan zulmü görmemesi. İki yüzlü Müslümanlarsınız oğlum siz. Tamam. Siz Müslüman bile değilsiniz. Ya bilmiyorum nasıl bir varlıksınız. Onun için de böyle bak rezil oluyorsunuz.
Allah suratınıza suratınıza vuruyor. Ondan sonra da diyorsunuz ya, ya Allah'ın yardımı yakındır, Allah yardım edecek. Allah sizin gibilere yardım etmez. Sizin gibi olanlara yardım etmez. Bak görüyorsun. İsrail'in eliyle sizin gibi Müslümanları nasıl hizaya getiriyor? Ya İsrail bak, Yahudilerin eliyle Allah sizin gibi Müslümanları nasıl hizaya getiriyor? Çıktı ne dedi Netanyahu? İpiniz elimde. Hepinizin o surunu kor düğüm ederim dedi. Parmak salladı. Bir tane Müslüman ülke gık diyemedi. Gık diyemedi. Uluslararası medyada, uluslararası diyorum, kendi ülkelerinde, kendi halklarına ey demeye benzemez. Uluslararası medyada ey çek de göreyim. Çekebilir misin? Çekemezsin. Adam oradan tehdit etti. İpiniz elimde. Ben varsam siz varsınız, ben yoksam siz yoksunuz. Oturun oturduğunuz yerde dedi. Bir Allah'ın kulunun sesi çıkmıyor şu anda. Ama tabii dünyayı titretiyoruz. Dünyayı titretiyoruz. Ya ben sana bir şey söyleyeyim. 7 yaşımdan biridir çalışayım. Hele aynı pokam, hele aynı pokam. Zamcıkçı geldi, zamcıkçı. Hu hu. En güzel aşklar. Reisinizin zamcığıyla başlar. Hazır mısınız? Arkadaşlar. Evet, seçimden sonra zam furyası başlıyor. Buna reis bize kızdı. He, zamcığı yerleştirdi diyenler de var. AKP'li arkadaşlar genelde böyle söylüyor. Olayın bununla bir alakası yoktur. Seçimi kazansa da sokacaktır, kazanmasa da sokacaktır. Yani olayı niye seçimi kaybetmeye, sandığa gömülmeye getiriyorsun kardeş? He? Sigaraya 8 lira zam gelmiş, vergisiyle beraber 10 lira. 50 liraya almış olduğun sigara 66 lira mı ne oldu? Yani ortalama 60-65 bandına çekmişler. Pardon, yükseltmişler sigaraları. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bu böyle gitmez. 6 ay kalmaz bir zam daha gelir diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra operatörlere zam gelmiş arkadaşlar. İşte normal bir şeyiniz yoksa fatura matura kendi şeyimle ben ararım, paramla konuşurum diyorsanız bir dakikası 3 TL 90 kuruş mu öyle bir şey olmuş. Yani normalde şöyle bir bakmıştım geçen Türkiye'deki X1 operatörün kampanyalarına, paketlerine 500 megabayt, bak 1 gigabayt bile değil ha, 1 gigabayt bile değil, 500 megabayt bilmem ne bilmem ne 120 TL falandı, böyle bir para istiyordu. İşte konuşma, 1000 dakika konuşma, 500 megabayt internet. İşte böyle gidiyor, 24 gigabaytına bakmıştım o zamanlar. 24 GB da 470 lira mıydı? Öyle bir para istiyordu. Paketler, fatura yoksa. Ha, faturalı da biraz daha indirimli oluyordu ama bu zamla beraber faturalıya da geçirir. Daha durun arkadaşlar. Daha kesenin ağzı yeni açıldı. Daha ne zamlar, zamcıklar göreceksiniz. Çerez parası der. Ya bu paradan bir şey olmaz. Biz Mercedes'lere binelim derse eninde sonunda işin sonu gelir vatandaşa. Hadi. Biz yedik içtik, hesabı siz ödeyin. Yıllarca bağırdık, yıllarca çağırdık. Siz faturayı zamanında, bak bugün kestiğiniz faturayı zamanında kesseydiniz, 2015'lerde, 2013'lerde o zaman kesseydiniz ülke bu hale gelmezdi arkadaşlar. Bak şapkamızı önümüze koyacağız, düşüneceğiz. Bak ne oldu, bak şu anda tir tir titriyorlar. Tir tir titriyorlar. Bakmayın siz, yapabilecekleri zamları bile rahat bir şekilde yapamayacaklar. Önlerinde seçim var. Büyük rezil oldular. Büyük rezil oldular. Ya. Yani onun için diyorum ki zamanında bu tepkiyi verecektiniz. Ya tepki oyuydu şuydu. Tamam, zamanında verseydin bu hale gelmeyecektin. İşte zamanında, her şey zamanında güzel. Ha. Bir meyvenin olgunlaşması gibi. Olgunlaşmadan yersen ne olur? Ağzın mayışır der, tükürürsün. Ama olgunlaştığında yediğinde ne olur? Oo harikaymış dersin. Ulan ne güzel konuşuyorum da ben. Bu arada ey geçirdiler ha. Ben güzel konuşuyorum ama ey geçirdiler. AKP seçimi kaybetti. Aktroller birbirine girdi. Sosyal medyada vur patlasın, çol oynasın, beter olun inşallah. Gün yüzü görmeyin diyoruz. Bir tarafta Ömer Faruk övenç midir nedir? AKP'nin sosyal medyanın başındaki adamlardan bir tanesi. Diğer tarafta da sokakta millete mikrofon uzatan Mert Armağan kıvırcık saçtı. Bu troll.
Şimdi sosyal medyada ilginç bir kavga var. Sen daha çok çalıştın, ben daha çok çalıştım. Belli ki temizlik var arkadaşlar. Reis domestosları getirin demiş. Birileri harcanacak. Birileri saf dışı bırakılacak. Şimdi herkes birbirine sallıyor. Herkes birbirine, büyük kavgalar bizi bekliyor arkadaşlar. Size diyorum özellikle, ya kaçmaz kardeşim. 10 numara 5 yıldız. Bak ne diyor Mert Armağan. O sokak röportajlarındaki kıvırcık. Ömer Faruk Övenç. Göz göre göre söz konusu ajansın vesayetine nasıl girdiğini sonra yazacağım. Anladın sen. Sahada yoksun. Sözümün de arkasındayım. Ha, her gün ajanstasın. Sanal ortamda o başka. Ömer Faruk cevap veriyor buna. Oğlum sen partiye gelip benden usulsüzce araba isteyen adamsın. Ne iş onu yapıyorsun? Kul hakkına girmeyip milletin paralarını sizin gibi sırtlanlara peşkeş çekmediğim için birileri sizi üstüme salıyor. AKP'li, AKP'li trole sırtlan diyor. Ve diyor ki bu Mert Armağan kıvırcık arkadaş ne yapmış? Gitmiş usulsüzce araba istemiş. Vay be. Mert Armağan cevap veriyor. Diyor ki, evet çok zor bir dönemdeydim. Devletin yaptıklarını, projeleri tanıtmak için, yardımlarını görüntülemek için bir araç istemiştim. Vermemiştiniz. Çok zor durumdaymış. Devletin yaptıklarını anlatmak için araç istemiş. Bunların Almanya'da olanı vardı bir tane. Neydi lan onun adı? Onun altına da Jaguar çekmişlerdi ya. Hani işte bizim derdimiz Allah, yolumuz Allah yolu, derdimiz hak davası falan. Burada gavurlarla hızlı bir şekilde yarışabilmem için bu arabaya ihtiyacım var falan filan. He, alttaki yorumlarda işte tekerine taş değmesin abi, biz senin arkandayız falan filan. Ya bunlar var ya, bunlar var ya. Milletin parasıyla millete hava atıyorlar. Sonrasında kendi arabamı aldım ve yine de o çekimleri tamamladım zaten. Konu ben değilim. Recep Tayyip Erdoğan hem seçimi kaybedip hem de bizi mi suçlayacaksınız? Yavuz hırsız ev sahibini bastırır demiş. Evet arkadaşlar. Gelelim Mert Armağan'ın öbür tweetine. Hangi ajans ile kaç paraya anlaştın Fatih Coşar Bey? Seçim kampanyasında neredeydiniz? Biz uykusuz Murat Kurum'dan başka bir şey görmedik. Paralar cebe mi gitti yoksa dostlarınıza mı verdiniz? Bak. Kendi kurduğunuz no name hesaplara para mı aktardınız? Soruyorum sadece, pabucumun medya başkanı, seni cebimden 10 kere çıkartırım adam olun. Reise kurduğunuz kumpasın içinden geçeceğim. Ya oğlum, bunlar kafayı yemişler. Oh, beter olun. Daha beter olun. Birbirinize girin inşallah. Ya inim inim inle in inşallah. Ya bizim gibi sıradan haber yapıp gülüp eğlenen insanların sosyal medyalarını engelleyin. Kendi takipçilerine bile ulaşmasını şimdi birbirinize girin inşallah, daha beter olun. Ağlayın, zırlayın, acınızdan ölün diyorum. Bunlara iyi oluyor. Bunlara acımayacaksın baba. Öylelerine acımayacaksın hiçbir zaman. Ya öbür taraftan da Abdurrahman ne diyor? Açın pencereleri, açın kapıları, doğalgaz bedava, bedava diyen arkadaş ne diyor? O da oradan sallıyor. Biz bunlardan kurtulacağız diyor. Öbür sokakta milleti afra tafra yapan, babalanan bir tanesi var. Adını unuttum onun. He. O da diyor Özlem Zengin'den kurtulmamız lazım. Özlem Zengin gibileri uzaklaştırın partiden falan filan. MGK toplantısı yapmış AK Parti. Bunu basına sızdırmışlar. Ne diyorlarmış toplantıda? Şey diyorlarmış. Ya işte artık işte dayımın oğlu, bibimin uşağı, halam şu milletvekili istedi, bu milletvekili istedi. Bu tarz adaylar aday gösterilmeyecek. Bunlara artık reis vereceği kadar şeyi verdi. Bundan sonra hak eden gelecek. Günaydın, 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 günaydın. Bunlar zannediyorlar ki biz doğru adayı çıkartmadığımız için millet bize oy vermedi. Lan AKP'liler sandığa gitmedi. AKP'liler gidip size oy vermedi. Niye biliyor musun kardeşim? Adayın Murat Kurum olduğundan dolayı değil.
AKP'linin umurunda değil ki Murat Kurum. Erdoğan oraya mumyayı koysa, mumyayı koysa gene gider AK Partililer ona oy verir. AKP'linin derdi aç olmaz. AKP'linin derdi sizin lüks arabalarla gelip ülke çok güzel, vatan millet Sakarya muhabbeti yapmanız. AKP'ye oy veren fakirin, garibanın derdi senin lüks arabaların içerisinde koko çekerken, tamam, orada burada o arabalarla kız yan koltuğa manitaları atıp çatır çutur hayatını yaşarken onun eve ekmek götürememesi. Tamam? Biraz fazla yediniz. Biraz fazla yediniz. Size oy veren kitleyi doyuramadınız. Size özellikle dedik, 10 ekmek yiyorsanız 2 ekmeğini size oy verenlere verin. Siz ne yaptınız? Yarım ekmek verdiniz. 4 kişilik aileye bu yarım ekmekle doy dediniz. O 4 kişilik ailede ne yaptı abi? Sifonu çekti. Acımak ruh. Size bir şey söyleyeyim beyefendi. Ben 24 senedir Tayyip Erdoğan'a oy veririm. Tamam. Bu seçimde bir tane oy vermedim. Neden abi? Niye vermedim? Emekliye 10 lira diyemez. Yok. Sen diyorsun ki çıkıyorsun televizyonda, emeklinin aldığı 10 lira az para. Ama ne yapalım? Ya senin yanındaki adamlar 235 bin lira maaş alıyor. Vekil 150 bin lira maaş alıyor. Sen emekliye 10 lira veriyorsun. 24 senedir verirdim. 5 tane de oyum var. Çevremi söylemiyorum. Bir tane vermedim. Yine seçim olsun. O böyle yapsın, yine vermeyeceğim. AKP Ceylan Pınar Belediye Başkanı Seyithan Atilla seçimi kaybetmiş. Balkon konuşmasında AKP'nin etinden sütünden faydalanıp gidip DEM Partisi'ne oy verenlere bunun hesabını soracağız diyor. Evet. Kendi bir de şivesiyle de diyeyim, daha iyi anlaşılır olsun. Vatandaşı tehdit ediyor. AK Parti'nin etinden sütünden faydalanıp DEM Partisi'ne oy verenlere hepsinin de hesabını bu kardeşimiz ve cesur yürek soracak soracak. AK Parti büyük bir partidir. AK Parti büyük bir... Vatandaşa hesap soracak. Siz bana niye oy vermezsiniz? Ben size ne istediğinizde vermedim. Yani ne verdin? Ne verdin? Ne verdin? Söyle. Seçime birkaç gün kala broşür gönderdim. Belki hani Ceylan Pınar'da ne dağıtmıştır ki? Kahve mavi dağıtmıştır. Bu tarz şeyler dağıtmıştır. Bir de 500 lira, 1000 lira da para vermiştir. Tabii oy versinler diye. Buradan şunu anlıyorum arkadaşlar. Bu kadar rahatsız olduysa, AK Parti'nin etinden sütünden faydalanan diyor ya, bu AKP'nin etinden sütünden faydalanan kitle. Yıllardır değiştirmediğiniz için, yıllardır oy verip AKP'nin etinden sütünden faydalanın dediğiniz için ve onlar da bunun karşılığında size bir kahve, bir çay, işte belki bir 500 lira, 1000 lira para verip sizi bir nevi, hani bakın size de bir şeyler yapıyormuş gibi gösterdiği için, kandırıldığınız için, şimdi de kandırıldığınızın farkına vardığınız için rahatsızlar. Biz doymadık diyor. Bu budur. Bu açıklamadan bunan ben doymadım. Beni doymadan bu sofradan kaldırdınız diyor. Bunun hesabını size soracağım diyor. Peki vatandaşa sen bunu soruyorsun da vatandaş sana bunun hesabını sorarsa Seyitan Atilla ne yapacaksın? Hı? Ne yapacaksın? Vatandaş sen kimsiniz oğlum siz ya? Kimsiniz yani? Artık o kadar tanrı, bak sadece Tayyip'i değil, kendi belediye başkanlarını da artık o kadar tanrılaştırmışlar ki kendilerini öyle yüce bir makamda görüyorlar ki kimse bizi indiremez. İnince de böyle oluyor. İşte onun için diyorum. Bir dönem. Hepsine bir dönem. Verseydiniz zamanında ya seve seve çalışmak zorunda kalırlardı. Seve seve çalışmak zorunda kalırlardı. Ama siz ne yaptınız? İslam, din, Allah, kitap. Ne o? En çok ahlaktan bahseden ahlaksızdır. En çok paradan bahseden parasızdır. En çok dinden bahseden dinsizdir. En çok camiye giden, en çok bak altını çiziyorum, en çok camiye giden aslında camiden nefret eden ama reklam için gidendir. Bunların hepsini anlamanız için aç kalmanız gerekiyordu.
aç kaldınız, anladınız. Ha, umarım daha da aç kalırsınız. Bu böyle gitmeyecek. Biraz daha milleti aç bırakacak. Bunun hesabını sormak zorunda. Siz biraz daha uyanacaksınız ve önümüzdeki seçimde güzel bir tokat daha atacaksınız. Buna inanıyorum. Buna inanıyorum. Güzel bir tokat daha atacaksınız önümüzdeki seçimde. O zaman işte Türkiye heh şimdi oldu diyecek. Bak o gün bugün sevindiğimizden daha çok sevineceğiz. O gün bugün sevindiğimizden daha çok sevineceğiz. Niye? Artık adalete, hukuka dönüyoruz diye. Ve o gün bugün Ali Gram baş kesenler, milleti tehdit edenler, adaleti doğru düzgün dağıtmayanlar, hala çıkarcı menfaatçi olanlar, parayla adalet dağıtanlar, o gün bunların hepsinin bu ülkeden kaçtığını, kaçmaya çalışırken havaalanında hani bir zamanlar eleştiriyorlar diye 15 Temmuz'dan sonra Meriç'ten kaçtılar, boğuldular falan diyorlardı suçsuz günahsız insanlara, çoluğa çocuğa, aynı o duruma düşecekler. Aynı o duruma düşecekler. Bunların da aynı şeyleri yaşadığını göreceksiniz. Ama bunun için biraz daha aç kalmanız lazım. Tabii birileri sizi aç bırakmak istemiyor. Bunun için çalışacak. Çalışırken de toplumun belli bir bölümünün sırtına bu yükü yükleyecek. Bir tarafı bağırtacak, diğer taraftan da fakirleri kalkındırmaya çalışacak. Ama bu taraf o sırtında o yükü taşıyacak durumda değil. İşsizlik, intiharlar, bunların hepsi geliyor. Hepsine hazırlıklı olun. Sosyal medyada bir videoya denk geldim arkadaşlar. Eğer bu video bu kız tarafından bilerek sırf izlenmek için çekilmediyse durum vahim. Durum çok vahim. Yani el kadar bebeler, genç bir kız parkta oturuyor, yanına gidiyorlar, numarasını istiyorlar. Yani el kadar bebeler. Numarasını alamayınca da kıza diyorlar ki yatak odasına gidelim. Ne? Ne oldu? Telefon numaran kaç? iPhone. Kaç senin numara? 7 Plus. O değil, numaran. Telefon numaram. He, kaç? Niye? Kaç? Neden? Benim o da. Benim o. Senin mi o? Numara. Anladım. Numara. Telefon numara. He. Neden? İstiyor. Şöyle. Saçmalama çocuk. Benim o bir çocuk telefon numaram o. Ne senin telefon numaran? Benim o. Telefon numaran. 0533 2. Neden? Ya söyle. Yani oğlum sapık söyle. Aha özür dilerim. Ben ellerim nasıl yaptım? Tamam. Kim yaptı? Ben yaptım. Niye istiyorsunuz? Ben yapayım. Bir de geliyim. Sen 35 yeri oda aldım. Çocuğum gidin. Yatak odaya gidin. Ya gider misiniz? Yatak odaya. Gider misin? Sen yerinden kalk. Yatak odaya. Kalk. Niye? Abla. Hadi. Arkamdan çık. Arkamdan çık. Tamam, senin mi? Benim abla. Değil. Kimin? Parkın. Tamam. Hadi git. Abla. Ne yapıyorsun sen abla. Ya? Deli. Sen yatarken şey mi yapıyorsun? Sevgilin var mı? Git. Sevgilin var mı? Senin onun sevgilisi var mı? Var. Hadi git. Hadi. Ya bir sikeriz. Soğuyordu ya. Yatarken. Ve buna benzer taciz, maciz, yani sözler. Yani bunların yaşına bakıyorsun. Yani günümüz Türkiye'si, bunların yaşı, konuştuğu sözler, ev ortamları demek ki bu tarz muhabbetlere uygun. Anneler, babalar bu tarz muhabbetleri bu çocukların yanında yapıyor. Bunlar da çok güzel bir şey konuşuyormuş gibi böyle konuşuyorlar ortaya. Çocukların dövülmesine karşıyım. Pedagog ve psikologlar genelde çocuğunuzu dövmeden uyarın diyorlar ama bu çocukları dövmek sevaptır arkadaşlar. Güzel bir döveceksin. Onların ileriki yaşlardaki psikolojileri ve etrafta yaşayan insanlara zarar vermemeleri için
bu yaptıkları şeyin normal bir şey olmadığını anlamaları normal bir dille olmuyor. Onlara güzel bir dayak, cennetten çıkmaya şu dayak, şöyle güzel bir döveceksin, güzel pataklayacaksın, güzel bir canlarını yakacaksın bunların. Abi çocuk onlar, bunlar daha çocuk ya, sus! Başlayacağım şimdi senin çocuğuna da. Ne çocuğu lan? Geleceğin sapıkları. Geleceğin abazaları. Sağda solda, orada burada. Milletin karısını kızını taciz edecek yeni nesiller işte. Şimdi önünü aldın aldın, alamadın, ileride bunun önüne geçemezsin. Sokar bıçağı gebertir. Uyardığında canından olursun. Hani ne diyor? Atalarımız ağaç yaşken eğilir. Çocuk çocukken dövülür. Bir atanız olarak ben de bunu söylüyorum. Çocuk çocukken dövülür. Çocuk adamken dövülmez. Onun için arkadaşlar bunları güzel terbiye etmek lazım. Yani. Düşündürüş. Seçimden 2 gün önce, Cuma günü, belediye bünyesinde gerçekleşen bir olayı sizlerle paylaşmam gerektiğine inanıyorum. Cuma günü belediyenin birçok ödemesi gereken öncelikli borçları varken, mesela TEDAŞ'a borç ödenmesi gerekirken, mesela akaryakıt tedarik eden arkadaşımıza borç ödenmesi gerekirken, yine bazı taahhüt işlerini yapan müteahhit arkadaşlara borç ödenmesi gerekirken, yaklaşık 18 milyon lira tutarında bir meblağ usulsüz bir şekilde Yozgat Bozok Spor futbolcularına aktarılmış. Cuma günü, pazar günü seçim var. Seçimden 2 gün önce 18 milyon lira usulsüz bir şekilde Yozgat Bozok Spor futbolcularına ödüllendirme adı altında aktarılmış. Tabii bunu bir defa çok yanlış buluyorum. Ahlaki bir davranış olarak görmüyorum. Çünkü bir gün sonra, 2 gün sonra seçim var ve siz Cuma günü belediyenin kasasında biriken parayı, borçları ödemek üzere, işçi memur maaşlarını ödemek üzere toparlanan parayı Bozok Spor futbolcularına aktarıyorsunuz. Bunu ahlaki bulmam mümkün değil. Bir başka şey daha var. Bu paranın aktarılma usulü yanlış. Çünkü böyle bir paranın aktarılabilmesi için meclis kararı lazım. Ortada bir meclis kararı yok. Mali İşler Müdürü'nün imzası olması lazım. Mali İşler Müdürü'nün imzası yok. Kıbrıs'ın ulaşım sorunu başta olmak üzere tüm sorunlarına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kıbrıslı kardeşlerinin yanında olacaktır. Sen niye böyle oldun yavrum? Sen ezan okumaya giden hocaya çelme mi taktın? Pavyonlarda yetim parası mı yedin oğlum? Niye böylesin oğlum sen?